Tüm Bir Futbol Hikayesi izleyicilerine merhaba. Bugün sizlere dövmeleriyle öne çıkan 10 futbolcu ve hikayelerine odaklandık. Bizi ilk defa izliyorsanız ben ve arkadaşım Hakan bir konu belirliyoruz. O konu hakkında futbol hikayelerine bakıyoruz, araştırıyoruz. Bazen bir futbolcunun hikayesini anlatıyoruz. Bazen genel bir liste yapıyoruz. O tarzda videolar çekiyoruz. Siz de beğendiğiniz ya da istediğiniz bir konu varsa videonun sonunda, videonun altında yorumları yazarsanız biz de ona göre takvimimizi, video takvimimizi ona göre ayırıyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Atletico Madrid'de forma giyen Antonio Griezmann'ın çoğu dövmesinin dini bir anlamı var. Sağ üst kolunda İsa, sağ alt kolunda bir tesbih, bulut ve yıldız yer alıyor. Griezmann anne ve babasının isimlerinin baş harflerinde dövme olarak taşıyor. Parmağında ise umut anlamına gelen bir dövme var. Türkiye'de umut anlamına gelen bir dövme yapılsa... Dövme konusunda belki de en popüler oyunculardan biri Sergio Ramos. Neredeyse tüm vücudu dövmelerle kaplı. Sırtında, sağ bileğinde, kulağında, boynunda, kalçasında, baldırında, sağ kolunda olmak üzere tam 42 dövmesi var. Sergio Ramos büyük annesine ithafen bir Davut yıldızı yaptırmış. Altı köşeli yıldız sevgi, bilge, bilgelik, yaşam anlayış ve sadakati temsil ediyor. Ayrıca kız kardeşi Miriam Ramos ve erkek kardeşi Rena Ramos'u temsil eden dövmeleri de var. Bacağında Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarında temsil ediyor. Birçok futbolcu gibi Neymar'ın da vücudu dövmeyle kaplı. Brezilyalı yıldız kız kardeşini o kadar çok seviyor ki onun bir fotoğrafını vücudunda taşıyor. İkisinin arasında da çok güçlü bir bağ var. Diğer dövmelerin çoğu ise dini anlamlar taşıyor. Korintias kelimesiyle İncil'den bir ayete atıfta bulunuyor. Sol yüzük parmağında ise bir taç ve kız kardeşinin adı yer alırken biraz üstünde oğlunun adı yazıyor. Ayrıca sol bileğinde annesine olan sevgisine de ithaf ediyor. Bizim buradaki canım anam gibi olabilir yani. Brezilyalı yıldız Dani Alves'in de birçok ilginç dövmesi var. Çocukların isimlerini ve doğum tarihlerini taşıyor dövmelerinde. Ailesine çok düşkün olduğunu biliyoruz. Sağ üst kolunda annesi mi, eşi mi olduğunu tam çözülemeyen bir kadın yüzü taşıyor. Araştırdık tam bulamadık. Ayrıca ensesinde Brezilya ile altın madalya kazandığı Tokyo 2020'nin dövmesi de yer alıyor. Kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden biri olan Zlatan İbrahimovic yalnız oyunuyla değil dövmeleri de dikkat çekiyor. Zlatan'ın vücudunda birçok farklı renk ve şekil var. Çoğu dövmesi dini içerikli. Sırtında aslan, İsa, balık, Buda ve kuş tüylerinden oluşan büyük bir dövme yer alıyor. Sağ bileğinde ise Zlatan İbrahimovic kodu olarak adlandırılan bir dizi numara yer alıyor. Bu kod ise ailesindeki erkek üyelerinin yani babası Şefik, yavrum kardeşi Şapko, diğer erkek kardeşi Alexander ve iki oğlu Maximilian ile Vince'ın doğum tarihlerinden oluşuyor. Ayrıca Zlatan iki oğlunun isimlerini Arapça harflerle dövme yaptırdı. Sırada Memphis Depay var. Sırtında dövmelerinin kralı olarak sayılabilecek büyük bir aslan resmi taşıyor. Aslanlar güç, cesaret, bilgelik, gurur, kraliyet, haysiyet ve özgüvenini temsil ediyor. Bir röportajında Memphis, sırtımdaki aslan beni temsil ediyor. Bir aslanın kalbine sahibim. Manchester'da yaptırdım. Çok büyük olduğu için uzun sürdü. Belki toplamda 24 saat kadar. Aslan benim için ormanın kralı ve ben her zaman zorlu olsa da ayaklarım üzerinde durdum açıklamasını yapmıştı. Lionel Messi oyunu gibi harika dövmelere sahip olan bir diğer futbolcu. Arjantinli yıldızın sırtında annesinin fotoğrafı bulunuyor. Canım anam serisini devam ediyoruz. Messi annesine her zaman çok yakındı. 2 Kasım 2012'de ilk kez baba olduktan sonra yaptırdığı el izleri dövmesi yer alıyor. Oğlu Thiago'ya ait bu el izleri Messi'nin ünlü dövmelerinden. Sağ kolunda eşinin gözleri Lotus, İsa ve oğlu Mateo'nun dövmeleri var. Vidal oyun stilinin yanı sıra dövmeleriyle de oldukça ünlü olan futbolculardan. En ilginç dövmelerinden biri asla pes etme yazısı. Ayrıca bir haç, 5 köşeli yıldız, at ve taç dövmeleri var. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın da dövmeleri çok meşhur. 2019'da dövmelerin sayısının 40'a çıktığını söylemişti. En değerlisi ensemdeki dövme demişti ve Ricardo Quaresma'nın en değer verdiği dövmenin anlamı ise şu. O seni kanatlarıyla koruyacak, sen onların altında güvende olacaksın. Videomuzun da sonuna yaklaşırken bir bonus bilgi verelim. Cristiano Ronaldo düzenli olarak kan bağış yapması nedeniyle dövmeyi reddediyor. 2011 yılında takım arkadaşının lösemi ile mücadele eden olduğu için kemik iyiliği bağışçısı oldu ve herkesi bu şekilde başkalarına yardım etmek için teşvik ediyor. Sizin için en anlamlı gelen dövme hikayesi hangisi oldu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video önerileriniz
varsa, eleştirileriniz ya da herhangi bir konu hakkında bir yorum belirtmek istiyorsanız lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, sporla kalın.